Jagdish neden bu kadar gecikti? Ne zaman bir işim olsa hep erken gelir. Onu beklediğim zamanlarda ise bir türlü vaktinde gelmez. Anandi, ne oldu? Yine ne var? Anne, Jagdish gelmedi daha. Anandi, daha çok erken gelecektir. Ama anne, bak... Sonra konuşalım Anandi. Mutfakta bir dünya işim var. Sana cevap vermeye kalksam bütün bir gün gidecek. Anne, lütfen bana bir iyilik yapar mısın? Ne iyiliği? Santralin telefon numarasını bulup... Benim için santrali arar mısın? Ailemle görüşmek istiyorum. Lütfen anne. Özledin mi onları? Evet. Çok özledim onları. Hallerini sormak istiyorum. Kabul edersen bir de Sugna ablanın düğününe haber vereyim. Bunu duyduklarına çok sevinirler. Sugna ablanın yeri ayrıdır onlarda. Anandi... Benim mutfakta işim var. Numarayı sana vereyim, sen ara olur mu? Ama anne, bak ben... Anandi, aileni sen ara. Hı? Söyle bakalım, sen kimden izin aldın? Söyle! Ben sana benden izinsiz hiçbir şey yapmayacaksın demedim mi? İznim olmadan nasıl böyle bir şey yaparsın sen, ha? Babaanne, ben sadece babamla konuşmak istedim. Söyle bakalım, ne oldu da böyle birdenbire babanla konuşasın geldi senin, ha? Bir şey olmadı. Ben sadece onları çok özledim babaanne. Bir de ablamın düğününü haber vermek istedim. Sugna'nın düğününü haber vermek istedin. Beni çok iyi dinle. Sugna'nın düğününden kimseye bahsetmeyeceksin. Hiç kimseye. Şimdi söyle. Aramadan önce kimden izin aldın sen? Anne, ona ben izin vermiştim. Sana söylüyorum. Konuş. Anne, neden bu kadar kızıyorsun hiç anlamıyorum doğrusu. Nasıl kızmayayım söylesene. Şu kızdaki cürete bak. Benim iznim olmadan ailesini arayıp Sugna'nın düğününü haber veriyor. Anne, belki haberi yoktu. Karışma Bayron. Ona arka çıkma. Şimdi hepiniz beni iyi dinleyin. Tekrar etmek istemiyorum. Hiç kimse akrabasını bu düğüne çağırmayacak, anlaşıldı mı? Uzak ya da yakın. Hiçbir akraba bu düğüne gelmeyecek. Ne arayacaksınız ne de davetiye göndereceksiniz. Anlaşıldı mı bu dediğim? Anandi, anladın mı beni? Bir daha benden habersiz telefona dokunma. Sakın bir daha böyle bir şey düşünme.
anandı. Lütfen ağlama. Annem niye böyle yapıyor anlamıyorum. Hem bu evlilik onaylanmışken niye kimseyi davet edemiyoruz? Uzak akrabaları değil de en azından yakın olanları çağırsak haksız mıyım abi? Sen söylesene. Yoksa yanılıyor muyum? Şimdi Sumitra'nın ailesi, Gena'nın ailesi, Anandi'nin ailesi düğüne gelmeyecek mi abi? Babacığım, amca, benim hiçbir kötü niyetim yoktu gerçekten. Yemin ederim başka bir niyetim yoktu. Sadece ailemi arayıp konuşmak istedim. Bunda ne kötülük var baba anne, neden bana bağırdı? Anandi, biliyorsun babaanne şu aralar birazcık endişeli. Şimdi gözyaşlarını sil, biraz sakinleş, tamam mı? Abi, bence annemle konuşmalıyız. Akrabalarımızı çağırmasak, yarın düğünü duyduklarında onlara ne deriz sonra? Tamam. Gidip konuşalım. ¿Qué sería?